Önce etlerimi marine edeceğim. Marine için bir kap alacağım. Bolca tuz serpiyoruz her iki tarafına. Bolca karabiber. Biraz pul biber. Biraz buradan kekik alalım. Bolca kekik koyalım. Tabii ki vazgeçilmezimiz zeytinyağımız. Etin kendi zaten yağlı. Biz de zeytinyağı döküyoruz. Böylece tavamıza hiç yağ koymayacağız. Çünkü kızartma yapmıyoruz biz. Et pişiriyoruz. Bunları bir 3-5 dakika kenarda bekleteceğim. Şu şekilde güzelce yedirin. Tavalarımızı ısıtalım. Tavamızın yapışmaması için ve etin suyunun içinde kalması için çok iyi ısınması gerekiyor. Evet, burada tavam ısınmaya başladı. Ben orada sosumu hazırlayacağım. Bir tane soğanım var, birkaç tane sarımsak ve 1-2 tane domates rendeleyeceğiz sizin için. Önce bir tava daha alalım o zaman. O da burada ısınırken ben soğanlarımı doğrayayım. Şu şekilde soğanımızı bölelim. Arzu ederseniz yarım soğan da yeterli oluyor. İrice soğanlarımızı doğrayacağız. Yemeklik, hani annelerimizin tabiri yemeklik soğan. Tavam ısındı. Biraz zeytinyağı ekleyeceğim tavama. Ve soğanlarımızı atalım. Soğanı attığınız anda hemen tuzu eklerseniz soğanlarınız çok daha çabuk yumuşar. Evet, bolca tuz ekleyelim. Şimdi önce domates rendelemekle başlayalım. 2 tane, 3 tane yeterli. Çok sulu bir sos olmayacak çünkü karamelize yapacağız. Kabuklarından iyice ayıralım. Evet, hepsini aldık. Şimdi soğanlarım olmaya başladı. Hafif diri kalmasını istiyorum. Tavam yeterince ısındı. O aşamada etleri yerleştirelim. Sesi duyabiliyorsunuz. Çok kısa sürede pişecek. Eti lütfen sık sık çevirmeyin. Bu etinizin su kaybetmesine, sertleşmesine neden olur. İrice doğrayacağım ben hepsini. Nasıl soteliyoruz. Evet. Şöyle biraz ufaltalım. Okey, bunları da doğru tavaya. Tamam. Birkaç saniye. Hemen domates sosumu ekleyeceğim. Bu yüksek ateşte kavrulacak, karamelize olacak. O arada etlerim pişti. Şimdi eti pişirirken bu yanlarına beyazlık verdiği anda ve üzerine su toplanmaya başladığı anda şu şekilde göstereyim, çevirebilirsiniz. Gerçekten baharatlarla beraber hepsi nar gibi kızardı. Hemen hızlıca çevireceğim. Bunlar hazır. Biraz dinlenmelerini istiyorum. Eti piştikten sonra bu bütün et çeşitleri için geçerli. Birkaç dakika dinlendirirseniz çok daha güzel oluyor. Bütün suyu içinde kalıyor. Sosa tuz çok az ekleyeceğim çünkü soğanlara ve ete yeterince koydum. Biraz karabiber. Biber. Biraz da şekerimi alayım. En son aşamada biraz fesleğen kullanacağım. Evet. Şöyle iri yapraklara ihtiyacım var. Şimdi sosum istediğim kıvama geldi. Bu aşamada ben pirzolalarımı içine tekrar koyacağım. Şöyle. Birkaç dakikada sosu çekmesini istiyorum. Okay, bunlar çok güzel oldu. Sosu da çektiler. Şöyle bir kesme tahtası kullanacağım. Böyle şık bir şekilde dizelim. Kaşıkla sosu koyacağım. Güzelce şöyle. Yemeği yaptığınız kadar sunum da çok önemli. Fesleğenlerimiz.